Acıtmadan hareket edin. Evet. Bugün muhteşem bir yerdeyiz. Kastamonu Şenpazar Kızılcaso Tabiat Parkı. Yaklaşık deniz seviyesinden 2000 metre var galiba değil mi? He? Ha 1040 metre yükseklikteyiz. Kar aşağı bize gelmedi ama biz kara geldik. Harika bir yer gerçekten. Bakın çok güzel bungalov evler var. Ailelerin çok rahat kalabileceği yer. Burada bekçi arkadaşımız var. İsterseniz soba yanıyor. Bakın sobayı yaktırdık. Harika bir yer. Çocuklar günlük yine diyorlar valla. Şimdi inşallah birazdan mangal da yapacağız. Baba beni çek. Kalk ıslanma üzerine, çok ıslatma. Evet şeye yardım et. Kerim'e yardım et. Kerim'e yardım et. Kerim'e yardım et. Evet. Evlerin içini de size şöylece göstereyim. Tanıtayım. Doğada böyle muhteşem güzellikler. Bakın şöyle küçük bir salonu var. Televizyonuyla beraber. Evet mutfağımız var. Bakın harika bir sobamız var. Şimdi içerisi sıcacık. Ebeveyn yatak odası. Şöyle geçtiğiniz zaman tek kişilik bir yatak odası daha. İşte burası da tuvalet banyosu. Hakikaten çok güzel. Hafta sonu için, yaz ayında, kışın çok harika bir yer. Kapımızı çekelim, içerisi soğumasın. Bak burada burayı bekleyen arkadaşımız var. Sağ olsun bize mangalı yakmış. Bize şimdi karın üzerinde mangal yapacağız. Alan çok büyük. Burası birinci ve ikinci yatak olarak yapıldı. Ve bitti. Aynı zamanda da hemen bir arka tarafında sosyal tesis var. Şöyle biraz tanıtmak istiyorum şimdi doğrusu. Bakın daha alan oralar kadar büyük. Orada da var bir sosyal tesis. Harika ağaçların arasında. Muhteşem bir tabiat. Şu anda kar burada eriyor ama hafta sonu gene gelecek. Ama nereden baksanız gene bir 30-40 santim kar var. Burası Kastamonu Pınarbaşı Kızılcasu Tabiat Parkı. Yani Pınarbaşı merkezden yaklaşık bir 20-25 dakikalık mesafede. Rakım 1040. Ama harika bir, bakın bu şekilde yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 tane bungalov ev var. Ama öyle gerçekten bir ailenin çok rahat kalabileceği evler. Yapımı noktasında hakikaten bizler de destek olmuştuk, emeğimiz oldu. Ama gelememiştik bir türlü. Kısmet bugüneymiş. Bu şimdilik, ileriki zamanlarda tekrar buraya ayrıyetten geleceğiz. Buranın tabii kar yağarken, bugün güneş var. Karlar da erimeye başladı ama bizim zamanımız daraldığı için geldik. Kar yağarken burada olmak gerekiyor. Gece burada kalmak gerekiyor. Buranın güzelliğini anlayabilmek için. Bakın burada bir sosyal tesis var. Diğer tarafta var. Yani işçilik çok güzel. Özellikle bungalov evler yapılmış. Oralar çok güzel. Yürüyüş parkurları var. Gezi parkurları var. Şu anda tabii bizden başka kimse yok burada. Maceralı bir gelişimiz oldu aşağıdan yukarıya ama çocuklarla beraber. Tabii tekrar söylüyoruz, burası Avrupa'da bir yer değil. Önce onu söyleyeyim. Burası Kastamonu Pınarbaşı
Kızılca Su Tabiat Parkı. Bakın burada yine bir sosyal tesis binamız var. Bunların hepsi faal durumda. Şöyle bir bakın. Muhteşem bir güzellik. Gerçekten muhteşem bir güzellik. Buraya gelmeden önce Şenpazar Belediye Başkanımızla belediyesiyle irtibata geçiyorsunuz. Burada bekçi arkadaş var. Burada gelmeden sobaları yakıyor sağ olsun. Sıcacık yere geliyorsunuz. Bu bölgede sadece burası değil. İşte buranın devamında Azdavay cam terası var. İşte orada da çok güzel bir inşallah Suğla Yaylası projesi var. O bittikten sonra bu bölge için önemli. Devamında Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu'nun girişinde güzel bir tesis yapıldı ama konaklamak için doğanın ortamında yürüyüş, güzel oksijen teneffüs etmek için emin olun burası 10 numara bir yer. Ben ilk defa geldim. Çok uzak yerlere gitmenize gerek yok. Hafta sonu 2 gün karın içinde tatil geçirmek istiyorsanız burası harika bir yer. Bakın bu kadar güzel evler var. İçlerinde sobaları var, klimaları var. Yani gelmişken kısaca da size burayı tanıtmak istedim. Her tarafıyla, her yöresiyle harika. İşte sahiliyle, dağıyla, ılgazıyla ama özellikle doğa turizminde artık tanıtımına çok ihtiyaç olan işte böyle güzel tesisler olan Şenpazar gibi, işte Cide gibi, Pınarbaşı, Azdavay gibi yerler gerçekten var. Evet Mehmet Eren, biraz televizyonla aşırı neşir olmaya başladık. Neden olmasın? Ama iyi bir para olursa düşünürüz. İstanbul'dan hafta sonu 2 gün 3 gün kaçamak yapalım. Şöyle karın ortasında mangal yapalım demek için ya en fazla 6 saatlik bir yolculukla buradasınız. Evet. Pelin, beğendin mi? Harika bir yer değil mi? Evet. Artık sık sık geliriz buraya, her köye. Evet. Babanı kandırırsın, kaçar geliriz. Değil mi? Bak sobamız yok. He? Kapıyı kapatın, ayaklarınızı ısıtın, etrafı dağıtmayın hadi. Hadi bakalım. Evet, mangalımız da hazır. Şimdi canlı yayını bitiriyoruz. Herkese hayırlı günler. Kızılca Su'ya bekliyoruz. Bakın burada...